İkinci el araç satışları dip yaptı. Geçen yıl bu dönemde hem sayı hem de fiyat olarak sınırları zorlayan ikinci el otomobil piyasasında son günlerde deyim yerindeyse yaprak kıpırdamıyor. Satış olmadığı gibi aracını satmak isteyenlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Çünkü araç sahipleri satıştan elde edecekleri parayı yüksek oranlı mevduat faizinde değerlendirmek istiyor. Tüm bunların doğurduğu bir başka sonuçta internet sitelerinde ikinci el araç satış ilanlarındaki rekor sayı. Satan çok, alan yok. İkinci el araçta fiyat artışı durdu. İlanlarda adeta talep patlaması yaşandı. Neden satıyor? Faize koyuyor. Faiz daha çok getirmesi var. Onun için arabasını satıyor. Çoğunluk şu an faizi tercih ediyor. Satılık ilan sayısı son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İkinci el araç ilanları 1 milyona yaklaşmış durumda. Bir ilan sesi üzerinden örnek verelim. Çok değil, henüz Nisan ayı sonunda araç satış ilanı sayısı 780 bin civarındaydı. Ancak bugün bu sayı 950 bini geçmiş durumda. Yani 2 haftada neredeyse 200 bin araç satışa çıkarıldı. Satılık ilanlarındaki yoğun artışın en büyük sebebi fiyatlardaki durağanlık. Geçen seneyle bu sene arasındaki bir yıllık oranda araç getirisi fazla yok. Dolayısıyla gelen kişiler genelde farklı yatırım araçlarına yöneleceklerini söylüyorlar. Özellikle banka faizlerine yatırmak istiyorlar. Ancak ilanlardaki artışa rağmen satışlarda son zamanların en durağan dönemi yaşanıyor. Yılbaşı öncesi ikinci el satış süresi 15 günken günümüzde 2 aya kadar yükseldi. Kredi oranları çok yüksek, kredi limitleri çok düşük. Dolayısıyla vatandaş finansa ulaşamıyor geçen aya nazaran. Bir %30'a yakın bir düşüş var. İkinci el araç satın alır mısınız? Şahsen almayı düşünmem. Piyasa çok hareketli. Ne olacağı kesin olmuyor şu süreçlerde özellikle.